Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Bilişim Teknolojilerinin Temelleri dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte cevaplandıracağız. Sorularımın çözümlerini dinlemeden önce açıklama kısmındaki PDF dosyalarını indirerek soruları kendiniz çözerseniz sizler için daha faydalı olacaktır. 1. sorumuz doğru yanlış sorusu. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. A şıkkı. Sosyal medyada kişisel bilgiler herkese açık bir şekilde gösterilmelidir. Arkadaşlar bu yanlış çünkü kişisel bilgilerimiz bize özeldir ve güvendiğimiz için bunları açık bir şekilde göstermemeliyiz. B şıkkı. Başkalarının özel dosyalarına izinsiz erişim sağlanmamalıdır. Evet, başkalarının dosyalarına gireceksek izin almamız gerekir. Dolayısıyla B şıkkı doğru. C. Sosyal medyadaki paylaşımların hukuki sorumlulukları vardır. Evet arkadaşlar, yaptığımız paylaşımların bir sorumluluğu var. Doğru. Ç. Lisanslı yazılımları istediğimiz siteden kopyalayabiliriz. Yanlış arkadaşlar. Lisanslı yazılımları kendi resmi sitelerinden indirmemiz gerekir. D. Etik ilkelerden birisi dürüstlüktür. Dürüstlük erdemli davranışların başında gelir. Doğru arkadaşlar. E. HTTP ile başlayan sayfalar internette alışveriş için güvenilirdir. Yanlış arkadaşlar. HTTPS ile başlayan sayfalar olması gerekiyordu. İnternette gezdiğimiz sayfalarda lütfen adreslerini kontrol edelim. HTTPS olması gerekir. F. Bir icadın 20 yıllığına koruma altına alınmasına patent denir. Arkadaşlar patent olması için bir icadımız olması gerekiyor ve 20 yıllığına koruma altına alınır. Doğru. G. Faydalı model olan ürünlere 15 yıl üretme ve pazarlama hakkı verilebilmektedir. 10 yıl izin veriliyor arkadaşlar. O yüzden yanlış. Yumuşak G. Simülasyon sistemleri tıp alanında kullanılmaz. Günümüzde simülasyonlar sayesinde ameliyatlardan önce doktorlar sanal ortamda ameliyatın provasını yapabilmektedir. Dolayısıyla kullanılır. Yanlış olacak. H. E-okul uygulaması büyük veri işleme örneğidir. E-okul sisteminin hacmi oldukça büyüktür. Çeşitliliği çoktur. Hızlı bir biçimde verileri artmaktadır. Dolayısıyla büyük veri tanımına uymaktadır. Doğrudur diyoruz. İkinci soru. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Bulut bilişim, proje, siber güvenlik, ticari sır, büyük veri kavramlarını uygun boşluklara doldurmamız istenmiş arkadaşlar. A şıkkı. Bir sonucu hedefleyen, özgünlüğü olan, sınırlı bir süre içinde gerçekleştirilen ve tekrar etmeyen tüm girişimlere nokta nokta denir. Arkadaşlar bu özelliğe sahip tüm girişimlere proje diyoruz. B şıkkı. Ticari kurumların elde ettikleri başarı ve randıman oluşturduğu bilgi ve dokümanların üçüncü kişilerin eline geçmemesi ve öğrenilmemesi gerektiği durumlara nokta nokta denir. Arkadaşlar bu tür durumlara ticari sır adını veriyoruz. C şıkkı. İnternette günden güne artan ve biriken veri yığınlarına nokta nokta denir. İnternette hacmi büyük, çok fazla farklı veri bulunmakta ve hızlı bir biçimde bu veriler artmaktadır. İşte bu veri yığınlarına büyük veri diyoruz arkadaşlar. D şıkkı. Büyük kapasitedeki verilerin internette saklanmasına ve internet üzerinden erişimine imkan veren sistemlere nokta nokta denir. Bilgisayar ya da cep telefonlarımızdaki dosyalar, fotoğraflar, videolar çok yer kaplamaktadır. Hem yedekleme hem de yer açma amacıyla bu verileri internet ortamında saklayabiliriz ki çoğumuz da saklıyoruz. İşte bu sistemlere bulut bilişim adı veriliyor arkadaşlar. E şıkkı. Nokta nokta ağları ve bilgisayar sistemlerini
siber saldırılara karşı korumak için alınması gereken bir dizi önlemleri ifade eder. İnternet üzerinde ya da bilgisayarlarımızda pek çok dosyamız var. Bankacılık işlemlerimizi online olarak yapabiliyoruz. Hastane kayıtlarımız, özel bilgilerimiz, iş hayatımızda kullandığımız bilgilerin korunması için bazı önlemler alınması gerekir. İşte buna siber güvenlik adı veriliyor. Üçüncü soru. Bilginin yapı taşları nelerdir? Açıklayınız. Bilginin yapı taşları veri, enformasyon ve bilgidir. Veri ham girişlerdir. Enformasyon verinin anlamlandırılması işlemidir. Bilgi ise enformasyon haline getirilmiş verinin analiz ve sentez edilmesi işlemidir. Dördüncü soru. Tehlikeli yazılımlara karşı önlem almanın temelde 3 yolu vardır. Bunları yazınız. Arkadaşlar, faydalı yazılımlar olduğu gibi tehlikeli yazılımlar da mevcuttur. Tehlikeli yazılımlardan korunmak için kişisel olarak önlemler almalıyız. Antivirüs programları yükleyerek sisteme sızan virüslere karşı önlem almalı, bu programları güncelleyerek yeni çıkan virüslerden de sistemimizi korumalıyız. Kullanıcı olarak bilinçli olmalıyız. Bilmediğimiz yerden gelen e-postaları açmamalı, emin olmadığımız sitelerden program indirmemeliyiz. Böylelikle tehlikeli yazılımlara karşı önlem almış oluruz. 5. Etik ve bilişim etiği kavramlarını açıklayınız. Etik, ahlak ile ilgili olan kavramları tanımlamaktadır. Günümüzde daha çok iş hayatı içinde davranış biçimlerini düzenleyen ve etkileyen bir disiplindir. Bilişim etiği ise ağ ve internet ortamında uyulması gereken kuralları tanımlayan normlardır. İnternet ortamında günlük yaşantımızdaki gibi saygılı, kibar, dürüst, güvenilir olmalıyız. Yanlış bilgiler vererek kimseyi kandırmamalı, argo kelimeler kullanmalıyız. Böylelikle etik kurallarına uygun bir davranış sergilemiş oluruz. Altıncı soru. Parola güvenliği için dikkat edilmesi gereken hususları yazınız. İlki, tahmin edilmesi zor parolalar kullanılmalıdır. Mesela ardışık sayılar kullanmamalısınız. Et, yıldız, kare gibi özel karakterler, büyük ve küçük harfler ile rakamları bir arada kullanmalısınız. İkinci olarak, kullanılan parolalar paylaşılmamalıdır. Parolalar evimizin anahtarı gibidir arkadaşlar. İnternet ortamında güvenliğimizi sağlamak için gizliliğini korumalıyız. Ve son olarak, şifreler belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Başkalarının eline geçme durumuna karşı önlem olarak ara sıra parolalarımızı değiştirmemiz güvenliğimizi arttırır. 7. soru. Artırılmış gerçekliğin kullanıldığı alanlardan 5 tanesine yazınız. Verileri gerçek formlarında 3 boyutlu olarak analiz edip yönetebilmek ve sanal içerikler ile etkileşime girmek için artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin kullanıldığı pek çok alan vardır. Sizden bu alanlardan 5 tanesini yazmanız istenmiş. Birlikte bakalım. Otomobil alanında, tasarım alanında, inşaat alanında, e-ticaret alanında, mimari alanlarda, sağlık alanlarında, kargo hizmetlerinde, eğitimde ve pazarlama alanlarında artırılmış gerçeklik kullanılır. 8. soru. Tasarım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Ürünün görünümü ile ilgili bir özellik ve kavramdır. Doğru arkadaşlar, tasarım ürünümüzün görünümü ile ilgilidir. B. Öncelikle insanın görme duyusuna hitap eder. Görünümle ilgili olduğu için tabii ki öncelikle görme duyusuna hitap eder. C. 10 yıla kadar sahip olma izni alınır. Hayır arkadaşlar, endüstriyel tasarım tescili ile 5 yıla kadar tasarımın görünüm özellikleri koruma altına alınır. Dolayısıyla yanlış. Cevabımız C seçeneğidir. 9. soru. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İlk sanayi devrimi su ve buhar gücünün kullanımıyla başlamıştır.
Doğru arkadaşlar. B. İkinci sanayi devriminde elektrik büyük bir devrimdi. Bu da doğru. C. Üçüncü sanayi devriminde bilgisayar ve internetin kullanımı gerçekleşti. Doğru. D. Giyilebilir teknoloji tasarımcılığı 4. sanayi devriminin bir ürünüdür. Doğru. E. Nesnelerin interneti 3. sanayi devrimiyle hayatımıza girmiştir. Yanlış arkadaşlar. 4. sanayi devrimiyle hayatımıza girmiştir. Cevabımız E seçeneği. 10. soru. 1. sanayi devrimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. 1. sanayi devriminin sembolü buhardır. Doğru arkadaşlar. B. Sömürgecilik hiç olmadığı kadar artmıştır. Doğru arkadaşlar. Sanayi devrimiyle beraber sömürgecilik çok artmıştır. C. Kaynaklar olağanüstü tüketilmiştir. Doğru arkadaşlar. D. Yarı iletken teknolojisi bulunmuştur. D şıkkımız yanlış. Yarı iletken teknolojisi 3. sanayi devriminde bulunmuştur. Cevabımız D seçeneği. Böylelikle Bilişim Teknolojileri Temelleri dersinin ilk yazısını tamamladık. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başarılar diliyorum.